Herkese merhaba değerli dostlar. Tekrar MLP Sağlık Hizmetleri ile ilgili teknik ve takas incelemesi yaptık. Şimdi onunla kısa kısa birazcık bahsetmek istiyorum. Hisse de son dönemdeki hareketin sebebi tabii ki şurada gördüğümüz kırmızı desteğimizden yukarıya doğru sıkışan hissenin yaklaşık 16-60 bölgelerinden şu yeşil düşeni yukarı yönde kırarak bir sıçrama hareketi gerçekleştirdi. Hisse şu an %2-%3, %2-%3 yavaş yavaş gidiyor. Tabi burada şu an artık 18 bölgesindeki direnç bölgesine geldi. Şurada gördüğünüz gibi burayı daha önce deneyip ve buradan e, yüksek miktarda satış yiyip geri döndüyse. Hisseyi son 3 aylık bir döneme baktığımız zaman Doğu Bank ve e, City satışlarını görüyoruz. Şu an hissede en büyük hissedar konumunda 20 milyon lotla e, City Bank ve devamında yine 19 milyon küsur lotla Doğu Bank var. İkisi birlikte son 3 ay içinde yaklaşık 10 milyona yakın dot sattılar. Ve e, bu süreçte hissede düşüşünü gerçekleştirse bile derin bir düşüş gerçekleşmedi. Biliyorsunuz bu sağlık sektöründeki bu COVID'den dolayı kaynaklanan beklentilerden dolayı hissede e, düşüş gerçekleşmedi diyebiliriz fazla miktarda. Yalnız tabi 22-23 liraları gördükten sonra buraya gelmesi e, yabancının satışından kaynaklandı. Yabancı bir nevi bu süreci kendine fırsat olarak gördü. Son bir aylık döneme baktığımızda ise yabancının pozisyon değiştirmediğini görüyoruz. Yani hissenin şu an buralardan destek almasının sebebi yabancı satışının durmuş olması. Yani piyasaya birazcık daha yavaş yavaş ikna olmaya başladılar. Şimdi önümüzdeki süreçte 18 TL bölgesi aşılırsa hissede yeniden 19 ilk önce 19 seviyeleri 19'u geçtikten sonra da hissede 20 ve devamında 21-22 seviyelerine doğru yükseliş gerçekleşebilir. Tabi bu direnç bölgelerine geldikçe hissedeki pozisyon değişikliklerini de incelememiz gerekiyor. Yani demek istediğim yabancı satışında eğer tekrar artış olursa hissenin tekrar güç kaybettiğini görebiliriz bu bölgelerde. Yani şu hari, şuradaki bölgede hissenin bu bölgeyi aşıp yeni bir trende başlayıp başlamayacağına yabancı karar verecek. Çünkü en büyük pay sahipleri onlar. E, Doğuça Bank son hmm, bir hafta içinde daha doğrusu bir ay içinde 350 bin lot gibi bir miktarda bakiyesini arttırdı. Yalnız bu tabi elinde bulunan portoya bakıldığı zaman %1'lik %2'lik bir e, artış. Yani çok önemli bir etken değil. Hisseyi şu anda düşeni yukarı kırmasıyla başlayan hareketin devamında 18 bölgesindeki hareketi hacim artışını ve hissinin bu bölgeyi aşıp aşmayacağı çok önemli olacak. Biz bunu tekrar değerlendiriyor olacağız. Hissede yeni pozisyon açmayı düşünenler için bu 18 TL bölgesini e, incelemelerini ve bu süreci nasıl atlatacağını görmeleri tavsiye ediyorum. Yani bu 18 bölgesi üzerine aşılmadan hissede yeni pozisyon açmanın pek mantıklı değil. Hisse yine aynı şekilde bu bölgeden geri dönecek olursa bu endekse bağlı olabilir. Hissedeki yabancı satışı yine kaynaklanabilir. Hissenin tekrar bu kırmızı çizgi üzerinde dengelenmesini bekleriz. Yani tekrar bir şu bölgelere 16-35'lere gelmesi zor. Tabii şu kanal kırılırsa eğer bahsettiğim 17'nin altına gelirse ilerleyen dönemde şurada sıkışmasını bekliyoruz çünkü hissenin. Eğer bu çizginin altına gelirse satışın alt kademelerde olan 15 bölgesine kadar sürmesi beklenir. Tekrar yabancı hareketlerinde herhangi bir değişiklik olursa ben analizini tekrar tazeleyeceğim. Belirttiğim bölgelerin dışına çıkarsa direnç ve destek bölgelerin yine ben burada paylaşacağım. Takipte olun. Yatırımcılara kolay gelsin. Hoşçakalın.